Sevgili arkadaşlarım, canım öğrencilerim, hoş geldiniz. TET Felsefe Soru Bankamızdan bugün ilk çağ ile ilgili 8 soru çözeceğiz. Hadi açın, çözelim. Simülasyon testimizin ilk sorusu Aristoteles ile ilgili bir soru ve demiş ki Aristoteles'in bu görüşüne dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aristoteles'in hangi görüş sorulmuş olabilir? Bir yakınlaştıralım hocam öncelikle. Evet yakınlaştırdık mı? Yakınlaştırdık. Diyor ki ahlaki erdem hem bütünsel olarak hem de bireysel erdemlerde orta olanı bulmak ile sağlanır. Ha Aristoteles'in altın orta kuralını orta yani dengede olma kuralını mı sormuş? Evet hocam hemen açıklayalım. Değerli arkadaşım Aristoteles'e göre her zaman her koşulda ölçülü olmamız lazım. Dengeli olmamız lazım. Aşırı uçlardan kaçınmamız lazım. Örneğin aşırı uçun bir tarafında ne olsun? Mesela aşırılık olsun. Diğer tarafında ise eksiklik olsun. Ki zaten böyledir. Bir tarafı ya aşırıdır diğer tarafı ya da eksiktir. Örneğin cesaretin kendisini ele alalım. Cesaretin kendisi orta noktadır. Eksikliği korkaklıktır. Aşırılığı ise delice atılganlıktır. Ya da başka bir örnek söyleyelim. Mesela ee, ne olsun cömertlik. Cömertliğin o alt kendisi nedir? Orta noktadır. Peki eksikliği nedir? Cimriliktir. Peki aşırılığı nedir? Savurganlıktır. İşte ona göre her zaman her koşulda dengede olmamız lazım. Şimdi bakalım aşıkı her insan kendi karakterini kendisi oluşturur mu? Oluşturur da altın ortada bahsedilen durum bu değil ele gitsin hocam. Peki her zaman eylemlerde orta olanı tercih etmek karakter zaafı mıdır? Karakterin kendisidir hocam ele gitsin. İnsan her zaman eylemlerinde geleneklere uygun hareket etmelidir. Hayır hayır böyle bir şey yok. Devam edelim. D şıkkı erdemli olmak toplumun beklentilerine uygun davranmak mıdır? Aristoteles için böyle bir şey şu an söz konusu değil. En azından bu parçada söz konusu değil. Peki insanın eylemlerinde eksiklik ve fazlalıktan uzak durması gerekir. Altın ortada dengede ölçüde olmamız gerekir mi? Gerekir hocam. Çok güzel bir şekilde ortaya çıktı. Cevap E şıkkıdır hocam. Gelelim ikinci soruya. İkinci soru sofistlerle ilgili. Öncelikle parçaya başlarken e bir soru kökünü okuyalım soru özetleyelim. Diyor ki buna göre sofistlerin görüşlerinin temelinde aşağıdakilerden hangisi yer alır? Değerli arkadaşım parçayı okumadan direkt size özetlemesini yapmak isterim. Sofistler denilince aklına gelmesi gereken şey her şeyin kişiden kişiye değiştiği fikridir. Yani sıcaklık soğukluk. Doğru ya da yanlış, güzel ya da çirkin kişiden kişiye değişir. Kesin net doğru bilgi, kesin net bir varlık söz konusu değildir. Her şey kişiden kişiye göre değişir. Çok güzel. Hemen şıklara bakalım o halde. A şıkkı gerçeği ancak doğruyu bilen kavrayabilir. Gerçek nedir? Gerçek kişiden kişiye değişir. Ne diyor Protogoras? İnsan her şeyin ölçüsüdür. Bir sofist midir? Evet. İnsan her şeyin ölçüsü olduğuna göre her şey kişiye göre değişir. Onlara göre yanılgı diye bir şey yok. Dolayısıyla doğruyu bilen kime göre doğruyu biliyor? Ele gitsin hocam. Peki gerçek çelişkilerin uzlaştırmasıyla bir uzlaştırma var mı sofistlerde? Yoktur hocam. Ha istersen parçaya bakabilirsin bu arada. Devam edelim tümel bir gerçeğin varlığından söz etmez. Yani evrensel, bütünsel bir gerçek yok mudur? Doğru yok mudur? Yoktur. Bu kişiden kişiye değişir. Aa işte bu şık olabilir hocam. Peki gerçeğe her şeyden şüphe ederek ulaşılabilir mi? Ulaşılmaz. Şüphe de etsen, etmesen de sofistlere göre gerçek kişiden kişiye değişir. Herkesin üzerinde uzlaştığı bir doğru, bir gerçek yoktur hocam. Peki eş da bakalım. Her insan duy bakımından farklı yaratılmıştır. Ne alaka diyorum. Eliyorum ve üçüncü soruma geçiyorum. Üçüncü soruyu ekrana sığdıralım ve bakalım. Diyor ki bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz. Bakalım. Felsefe ilk ortaya çıktığında filozoflar ilgisini bilen özneye değil bilginin konusu olan nesneye yöneltmişti. Burası önemli. Neden önemli? Bu tarz sorular gelecektir. Bak ne diyor? Felsefe ilgisini özneye değil nesneye konumlandırmış. 20. yüzyılda bunun tartışması yapılıyor zaten. Diyor ki zaten ne olduysa daha sonra felsefenin ilgisini özneye yani kişiye odaklamasıyla olmuştur. Halbuki ilk var olan şey nesnedir. Hem yani nesneden kastı nedir? Varlıktır, varlıktır. İlk olarak evren var olmuştur. Bizim ilgimizi burada tutmamız gerekiyor. Mesela bunu kim diyor? Yeni, ant yeni ontoloji diyor hocam. Neyse devam edelim. Demek ki ilk felsefeciler dikkatini varlığa yani nesneye yöneltmişler. Hem fikirsek devam ediyorum. Bu yüzden millet okulunun kurusu Thales her şeyin temel ilkesinin yanar kesinin su olduğunu, Anaximandros Apeiron olduğunu, Anaximenes hava olduğunu söylemiştir hocam. Yani ne yapmış ilgisini varlık üzerinde yoğunlaştırmış. Nerede kaldık? Yorumladık, yorumladık. Aha da buradayız o zaman. Ancak varlığı bilmenin yolunun bilgiyi anlamaktan geçtiğini düşünen filozoflar varlığın yanında varlığı bilme çabasının da ürünü olan bilgiyi de felsefeye konu etmişler. Yani daha sonra bilgi felsefesi de felsefenin konusu olmuştur diyor. Çok güzel. Bilginin imkanına, kaynağına, sınırlarına, önemine ve ölçülerine yönelik ilk sorular Her ne kadar Heraklitos, Parmenides, Demokritos, Anaximandros Görs gibi pre-Sokratik doğa filozoflarıyla başlamış olsa da onun felsefenin merkezine taşınması ya da daha hiç ayrılmaksızın felsefenin konusu yapılması Sofistler ve Sokrates arasında geçen tartışmadan sonra olmuştur. Platon ve Aristoteles gibi büyük filozofların da buna katkı sağladığını görüyoruz hocam. Şimdi şıklara bakalım bir. Burada hangisine ulaşamayız? Milletli filozoflar sorgulamaya varlığın özüyle mi başlamış? Evet hocam, bilgiyle değil, varlıkla başladılar. Çok güzel. Peki, bilgi felsefesinin önemi zamanla ortaya çıkmıştır. Yani bilgi felsefesi daha sonra felsefenin konusu mu olmuştur? Evet hocam. Peki, varlığın arkesi konusunda filozoflarla farklı cevaplar verilmiş midir? Yani biri su, biri hava, biri apelo mu demiş? Aynen öyle hocam. Peki, arke varlığın ana ilkesi midir? Öyledir hocam. Peki, felsefe tarihinde ilk ele alınan konu bilgi sorunu mudur? Varlık sorunudur. Nesnedir hocam? Cevap E şıkkıdır. Gel dördün soruya. Dördün soruda verilen bir parça var. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş. Bakalım Heraklitos varlığın özünü ne olarak kabul ediyor? Ateş olarak kabul ediyor. Burada esas olan ateşin dönüşmesidir, değişmesidir hocam. Yanma sonrasında her şeyin yanarak ateşe dönüştüğünü gözlemleyen Heraklitos varlığın zıddıklar üzerine kurulduğunu savunur. Bunun altını özellikle çizelim hocam. Zıtlıklar arasındaki mücadele beraberinde kargaşayı savaşı değil uyumu getirir, dengeyi getirir ve evreni oluşturur. Yaşam ölüme, sıcak soğuğa yani her şey karşıtına dönüşmektedir. Heraklitos'a göre değişmeyen tek bir şey varsa o da değişimin kendisidir. Yani her şey değişir hocam. Şimdi bakalım aşıkı ateş değişen her şeyde değişmeden varlığını sürdürüyor mu? Hayır hayır ateşin kendisi de değişmektedir dönüşmektedir İşte başka şeyler dönüşerek ateşe dönüşmektedir o ayrı ama ateşin kendisi de değişmektedir ateşin değişmenine dair elimize bir bilgi var mı yok hocam peki çok güzel bir çeldirici olmuşsun bu arada her neyse devam edelim 5 şıkkı ateş bütün varlıkların temeli ilk, ilk maddesi midir? evet hocam her şey karşısıyla vardır. Her şey karşısına dönüşür mü? Evet hocam. Peki evrende hep aynı kalan bir şey yoktur. Her şey değişir mi? Değişir hocam. Doğanın düzeni karşıtı olan kuvvetlerle mi sağlanır? Yani çatışma uyumu düzeni getirir mi? Getirir hocam. Dolayısıyla bunlara da ulaşırız. Aşıkına ulaşamayız. Gelsin 5'in soru. Gelmişken de Biraz yakın gelsin hocam. Diyor ki bu iki görüşün ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Her türlü düşünce bizi kararsızlığa, endişeye, tereddüte düşürür. Her düşünceye eşit güçle karşıt başka bir düşünce ileri sürülebilir. Yani diyelim ki sen A görüşünü söylüyorsun. O A görüşünün eksikliğini, yanlışlığını B görüşü söylüyor. Yani her görüş bir nevi eksiktir. Her görüş beraberinde karşıtını getirmektedir. Yani kesin doğru net bir bilgi yoktur diyor. Çok güzel. Devam edelim. Doğru neredeyiz? Bu arada bunu bitirdik. Buradayız hocam. Doğruyu bilemeyeceğimiz iddiası kanıtlanamaz. Bu yalnızca bir varsayımdır. Şeyleri yalnızca duyu organımızla algılayabildiğimiz ölçüde bilebiliriz. Hmm. Burada ne diyormuş? Demiş ki doğruyu bileceğimiz iddiası kanıtlanamaz. Yani doğruyu bilemeyiz. Bu yalnızca bir varsayımdır. Şeyleri yalnız duyu organlarımızda algılayabildiğimiz ölçüde. Yani bana görünebildiği ölçüde, algılayabildiğim ölçüde bana doğrudur diyor. Yani net kesin bilgi yoktur. Demek ki bu düşünce, bu her iki düşünce bilginin kesinliği konusunda şüpheci yaklaşıma sahipler. Çok güzel bir sonuç çıkardık. Bakalım şimdi mutlak bilginin kaynağının akıl olduğunu hiç akıldan bahsetmedik. Ele gitsin hocam. Peki doğru bilginin imkanı konusunda septikler mi? Hocam septik nedir? Septik şüpheci olmaktır. E işte biz de zaten bu sonucu çıkarmıştık. O halde cevap budur. Yani her ikisinde doğru kesin bilginin olmadığını bu konuda şüpheci davrandıklarını gördük. O yüzden B şıkkına gideriz. Peki neden C şıkkına gidemeyiz? Akılda deney öncesi hiçbir bilgi yoktur. Dediler mi doğuştan hiçbir bilgi yoktur? Yok demediler. Peki doğruya ulaşmada şüphecili yöntem olarak mı kullandılar? Hayır. Şüpheci bir yaklaşım sergilediler. Yöntem olarak kullanmış olsalardı kesin bilgi vardır diyeceklerdi. Burada yöntem ya da araç olarak kullandıklarını görmüyoruz hocam. Doğru bilgi elde etmede pozitivizmi esas aldılar mı? Vallahi almadılar. Ele gitsin. Gelsin 6. sorumuz. 6. soruda evet şöyle bir soruymuş. Empedokles'in bu görüşleriyle yaklaşımlardan hangisinin temsilcisi olarak kabul edilebilir diye sorulmuş. Şimdi Empedokles ne diyor? Varlığın ana maddesini de 4 madde, 4 etken sayıyor. Nedir bunlar? Toprak, hava, su ve ateştir. Yani ona göre evrenin ana maddesinde 4 madde var hocam. Peki bu onu monist yapar mı? Hayır. Monist tekçilik demektir. Tek bir maddeden bahsetseydi monist diyecektik. Ele gitsin. nedir? Pluralizm çoğulculuktur. E zaten 2'den fazla maddeden bahsetmiş mi? Evet hocam. O halde bu olabilir. Peki dualist yapar mı? Hayır. Dualist iki maddeyi temele alır. Örneğin toprak ve hava deseydi ya da ateş ve su deseydi olurdu. Burada 2'den fazla madde olduğu için sadece pluralist oluyor. Yalnız 2 bizim doğru cevabımız oluyor. Gelsin 7. sorumuz. 7. sorudayız. Bu sorumuzda bir parça verilmiş. Bakalım bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisini ulaşılabilir parçamıza bakıyoruz. Hint düşünürleri hava, nefes ya da rüzgara önem vermiş ve antik Yunan'da her şeyin aslı arkesi havadır diyen Anaximenes'e kaynaklık etmişlerdir. Diyen Ruben mesela bu düşünürlerden birisi bir fırtına esnasında sisin ilk evvel kesifleşerek Bulut haline, bulutun kesifleşerek şimşek haline ve şimşekten sonra yağmur ve yağmurun da nihayet fırtına sonrası durgunluğa dönüşmesi gibi doğu olaylarından sonra gelenin önce meydana gelenin değişmesiyle oluştuğunu belirttiğinden söz etmiştir. Yani bir kısım doğa olayları diğer bir kısım doğa olaylarının sebebini teşkil ederler. Doğa filozoflarının temel yaklaşımı olan bir doğa olayının sebebi olarak doğanın dışında herhangi bir şeyde değil yine doğanın kendisine aranmalıdır ilkesinin orijinalini Hint felsefesinde bulmak mümkündür. E, o halde antik Yunan felsefesi kendisinden önceki felsefelerden, medeniyetlerden faydalanmıştır. Çıkarılabilecek sonuç budur hocam. Bakalım A şıkı, antik Yunan felsefesi özgün bir felsefe midir? Yani hiçbir felsefeden ya da hiçbir medeniyetten etkilenmemiş midir? Etkilenmiştir hocam. Hint felsefesinden etkilenmiştir parçaya göre ele gitsin. Peki felsefi düşünce ilk olarak antik Yunan'da ortaya çıkıp tüm dünya yayılmıştır. E bunu hepimiz biliyoruz da parçada vurgulanan bu değil hocam. Peki Antik Yunan felsefesi diğer medeniyetlerden etkilenmiş midir? Evet. Nereden etkilenmiştir? Hocam Hint felsefesinden etkilenmiştir. Bakın cevabı da burada diyelim ve son sorumuza bakalım. Son sorumuzda bir görüşü verilen filozof var. Bakalım bu filozof aşağıdakilerden hangisidir? Felsefenin adeta bütününü temsil eden etik görüşünde hazcı etiğin savunucunu yapar. Hazcılığı savunan hedonistliği savunan filozoflar kimlerdir? Aristipos'tur, Epikirostur hocam. E bir bakalım hocam sadece Epikuros kalıyor. Yani ne Thales, ne Sokrates, ne Protagoras, ne Platon aradığımız cevaplardır. Eğer hazcılığı merkeze aldıysa acıdan uzaklaş, hazla yaklaş. Hazı temele al ve bu hazlar ruhsal, uzun süreli hazlar olmalıdır diyorsa bu filozof Epikuros'un kendisidir diyoruz. Soru çözümünü burada tamamlıyoruz. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>